Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbeti lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Emma ba'd. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ve 77. divana başlıyoruz. Başlıyoruz, bakıyorum ya zaten hani buradaki şeylerin hepsini söylemişiz zaten, evet. Gibi yani hani sorularınızın içinde hepsi zaten var ama bir daha bu şeyi efendim okuyalım. Aşıkı sadık olanlara eyleriz biz nida, bir tabib ilahi bulmalıdır mutlaka. Riyazete devam edip tevhidden almalı gıda, ruhu hakka teslim edip kılmalısın iltica. Evet. Bunun okunuşu da şöyle, bir ara böyle dinlenmiştim. Aşıkı sadık olanlara eyleriz biz nida, bir tabibi ilahi bulmalıdır mutlaka. Böyle bir sigayla birkaç kere bazı meclislerde efendim bu divanı okunduğunu gördüm yani. Evet, evet. Hani Hazreti Pir'in bir divanda bir beyit aklıma geldi. Salah olsun aşıklara, deryarlarda ummam benim, efendim davetim var sadıklara, yani, deryalarda ummam benim, böyle bir divan var hani. Burada da bak aşık-ı sadıklar onlara eyleriz bir nevi sala, yani onları davet ederiz, daha çağırırız onları. Niçin? Aşık olanlara, sadık olanlara bu kapı açıktır. Aşık olmayanlara, sadık olmayanlara bu yol kapalıdır. Bu yol, bu sesi kimler duyabilir? Ehlullah'ın nida efendim avazını, davetini kimler duyar veya kimler icabet eder? Aşık ve sadık olanlar, sıddık olanlar, sadakatli, samimiyetli olanlar. Evet, onlara bir nida ederiz ki onları efendim hak yoluna davet ederiz. Hak yoluna gelen, gelmek istidadı olanlar, gelenler de yani Allah'a yakınlık ustad için, demin de veledi kalbinin zuhuru için, tecellisi için bir tabibi ilahi bulmalıdır mutlaka. Yani bir tabibi ilahi. Efendim hani hutbede sallu ala tabibi kulubuna Muhammed diye böyle derler. Efendim imamlar şey yapar. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbimizin doktoru olan Muhammed'e salat ve selam olsun demektir ki efendim böyle hastalıklarına şifa bulmak isteyenler, dertlerine deva bulmak isteyenler, efendim Allah'a vuslat etmek isteyenler bir tabibi ilahi bulmalıdır mutlaka. Yani bir hazık bir hekim bulmalıdır yani ki dertlerine deva bulsun, müşkülleri hallolsun ki efendim bir şekilde bu yolun kapıları onlara açık olsun. Evet. Bir gün işte o bahsettiğimiz Şerif Atalı Efendi'ye ev alıp getiren kardeşlerimiz ilk defa Efendi'yi görmek istiyorlar. Ya bunun dervişi böyleyse acaba şeyh nasıldır diye merak etmişler. Zengin de adamlar yani. Ondan sonra dediler ki bir gidelim mi falan bir bayram günü. İş uzun da hani sohbet yani kısa keselim. Yani aldık götürdük onları. Yani götürme sebebimiz de ne? Yani bir zuhurat oldu. Yani o zuhuratta yani bir kurban bayramıydı. Kurban bayramı kurbanı kestikten sonra gitmek istediler. 3-4 gün tatil olduğu için arada gidelim gibi. Orada ben dedim yani ben hani haber ederim size dedim. Hani yattığım zuhuratta böyle Şerif Atalı Efendi'nin de şöyle bir neşter var. Neşter. Ameliyat operasyonu için neşter var. Bir ayna var. Ayna var. O kardeşimizi aldı. Kalbini şöyle yardı. Kalbi açıldı. Kalbinde böyle bezeler var o kardeşim. Böyle bezeleri böyle ayıkladı. Temizledi, ayıkladı. Kapattı. Sonra fakir aynanın karşısına aldı. Böyle neşteri vurdu. Açınca böyle
bir güneş aynaya tecelli etti, nur böyle ve yayıldı lemanet, ben tekrar kapattı. Daha sonra Amasya'ya gittiğimizde Amasya'ya güneş geldi dedi efendim. Velhasıl yani oradan yani mürşitlerin böyle kalp doktordur, onların böyle ameliyat sohbetlerle, nazar ve teveccüh ile efendim müritlerin kalplerini ameliyat ederler, operasyon yaparlar. Efendim bazen dervişken hastaneye yatmış görür, ameliyat olduğunu görür falan. İşte o manevi bir tedavidir yani, bu yolun gerekliliklerindendir. Dolayısıyla aşık ve sadık olanlara Ehlullah'ın salası vardır, nidası, onları çağırır ve onların hakka vuslat edebilmeleri için bir efendim tabibiyle, ilahi bir Allah tarafından vazifelendirilmiş bir memur, görevli memuru bulmaları lazımdır ki o efendim kalpleri efendim masiva ve mafiadan tecrit olsun. İçindeki efendim malayanı boş işler efendim temizlensin. Orası hakka layık bir yer haline gelsin diye böyle bir doktor bulunmalıdır. Bu doktoru bulduktan sonra onun tavsiyelerine uymalıdır. Demin hani sohbette sordular yani arkadaşlar, işte veledi kalbin oluşması için ne lazımdır? İşte aynı şeyleri tekrar etmiş oluyoruz yani, ama budur yani. Niye? Riyazete devam edip tevhidden almalı gıda. Yani riyazetten mana gılletu taam az ye, az konuş, az uyu, çok zikret. Uzlet anilem, insanlardan, avamdan uzak dur manasını. Bu riyazet yani bu beş şartı yerine getir diyor. Devam edip tevhidden almalı gıda. Yani efendim devamlı efendim kelime-i tevhidin zikriyle bidayete iptida, sonra diğer esmaların zikriyle efendim gıdalanmalı. Ve ruhu hakka teslim edip kılmalısın iltica. Yani ruhu hakka teslim edip, yani bunun teslimi de nedir? İlk teslim nedir? Mürşide olan teslimiyettir. Yani fena bir şey olmadan. Yani efendim fena fil Resul fena file olmaz dedik. Yani sen önce ilk merci olan, yani mürşide gelip teslim olmadan, nasıl bir doktor bir hasta nasıl ki hastaneye geldiğinde efendim o kendini doktora teslim eder yani, işte beni iyi et diye teslim eder yani. Dolayısıyla efendim o doktor da o teslimden sonra efendim bir şekilde onu irşad ederek onun ruhunu Allah'a kavuşturur. Yani seyri sülük yoluna girer yani o kişi. Dolayısıyla önce biz aşıkı sadık olanlara, bu yoldaki nasip olanlara nida ediyoruz, onları davet ediyoruz ve nasihat ediyoruz ki önce bir bu ilahi bir tabip, yani bir mürşidi kamili bulmaları lazım ve onun nasihatlerini dinleyerek riyazete devam ederek efendim gülletu taam, gülletu kelam, gülletu menam, zikri müdam, uzleti anilenem, bu beş şartı riayet ederek ve zikri müdam zaten demiştik tevhidden almalı gıda, Allah'ı zikrederek, Allah'ın zikriyle gıdalanarak efendim olgunlaşmalı ve böylece efendim ruhunu hakka teslim edip hakka iltica etmeli, hakka yönelmeli. Yani mesela Samini'de bizim tarikatımızda öyle der büyük piran, iki adım vardır yani Nakşi Samini kolunda. Efendim birinci adım masiva ve mafihadan dönmek. Efendim onun için riyazat var, mücadele var, terk-i dünya var, terk-i ukba var, terk-i hasli, terk-i terk var. Ne yaptık? Buradan dönmek. İkinci adım Allah'a yönelmek. Yani bu yani burada da işte kılmalısın iltica, hakka iltica. Orada onu belki düzeltebilirlerse, kılmasa sen iltica değil, kılmalısın iltica diye yazı, yani biraz herhalde şey olmuş. Ruhu hakka teslim edip kılmalısın iltica, hakka teslim olup hakka iltica etmen, hakka yönelmen gerekir. Yani iltica etmek, yani ona rica etmek manası, iltica, yönelmen gerekir ki efendim ilk dörtlüğü böyle toparlayabiliriz. Evet. Nefsine muhabbetin olmasın sakın sakın ha. Emmariye düşersin, aleme edersin iftira. İşleme günahı, zehirden alınmaz gıda. Oku tevhidi, olmak istersen merdanı hüda. Evet.
Demin ne dedik? Kendisini seven adam başkasını sevemez ya. Yani. Önce kendi nefsini aradan çıkarması lazım. O da neyle olacak? Efendim işte mürşide gelip ona biat ile efendim teslim olmak ile merdan hakiki, o tabibi hakiki bulup Allah tarafından vazifeli görevli memuru bulup vel emirde ona efendim teslim olacak. Ve burada kendi benliğine, enaniyetini bu vesileyle aradan çıkaracak. Zenginse malından, makam sahibise rütbesinden, efendim ne bileyim alimse ilminin kendine verdiği enaniyetten sıyrılması lazım ki, yani yok olması lazım ki sen yok ol ki hak var olsun diyor büyükler. Efendim bu da neyle olacak? Efendim nefsine muhabbetinin izale olması, kendine olan nefsine taşukun ortadan kalkması, bu da bidayeti mürşide olan biatı ona teslim olmasıyla olacak. Yani nefsine muhabbetin olmasın sakın sakın. Yani kendini bir adamdan bilme, yani kendin varlık kendine getirme. Çünkü bu yol yokluk yoludur. Varlıkla bu yoldan içeri giremezsin diye. Evet. Eğer nefsine muhabbetin olursa, efendim onun emrine uyar, emrine itaat edersen, yani efendim ey Habibim diyor ayet-i celle Cenab-ı Hak, nefis, heva, arzu ve isteklerini kendilerine Rab olarak, ilah olarak edinenleri görmedin mi diyor malin ayet-i celle'de. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle buyuruyor. Allah celle Cenab-ı Hak bu intizam alemi halkettikten bu yana içinde kendisine şirk koşulan nefisten daha büyük bir put halketmemiştir diyor. Sen nefse taşuk edersen, nefsine yan çıkarsan, nefsine karşı bir muhabbetin olursa, efendim ne olur? Emmareye düşersin. Onun emirlerine ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretun bisu illa ma rahime rabbi. Yani ben nefsimi teberri etmem. O bütün gücüyle kötülüğü emredicidir diyor. Kim diyor? Lazım bir peygamber Yusuf aleyhisselam. Yani efendim sen de nefsine taraf çıkarsan, ona muhabbet edersen, onun emrine girer, onun emrine itaat edersen, Allah'ın emrine uyacakken nefsin arzu ve isteklerinin emrine uyar isen emmareye düşersin. Ondan sonra da aleme edersin iftira. Ondan sonra başlarsın efendim kendi ayıplarını uğraşmayı bırakırsın da efendim ona buna efendim kup takarsın. Efendim şeyhine veya biat ettim dediğin adama bile efendim İftira atarsın yani, öyle diyelim. Evet. İşleme günahı zehirden alınmaz gıda yani. Efendim. Yani bir şekilde efendim senin yanmal efendim senin annen baban efendim atan ceddin deden onların kemalli olması sana bir fayda vermez ki yani sen önce herkes kendi nefsinden mesuldür ve sorumludur. Eğer sen efendim günaha meyledersen, nefsine uyarsan, efendim ona buna tane dersen, efendim o günahlardan hani efendim gıdalanmaya efendim gayret edersen, bu işleri boşuna yapma. Çünkü zehir insana gıda olur mu? Zehir adamı öldürür yani. Ondan sonra eğer bu hallerden kurtulmak istiyorsan, oku tevhidi olmak istersen merdan hüda. Yani nefsine muhabbetin olmasın. Efendim emmareye düşme, kötülüklere meyletme, günahtan gıdalanma efendim. Ve yapacağın iş nedir? Tevhidi okuyup, tevhidi zikri müdama geçerek tevhid okursan, eğer merdan-ı hüda olmak istersen tevhidi çok çok zikretmen lazım ki efendim hani Hüsnü Gülze Hazretleri'nin dediği gibi ben kelime-i tevhid kılıcını elime aldım, verseler de zülfikârı istemem diyor. Yani sen kelime-i tevhidi çok istimal ederek efendim birinci derste ilk başta efendim kelime-i tevhidden bir nur çıkar. O çıkan nur sendeki emmare sıfatını, vahşi hayvan sıfatını öldürür ve böylece insan olma yolunda mesafe alırsın, terakki edersin. Yoksa efendim hayvan gelir, hayvan gidersin yani. Nefsine uyarsan, günahtan gıdalanırsan,
efendim emmariye düşersen efendim hem kendine zarar edersin hem de ona buna iftira edip efendim benim şeyim bana adam edemedi veya ben işte ne hal böyle oldu bu onun gibi böyle iftiralar laflarla gününü geçirirsin yani. Evet. Evet ama merdan hüda olmak istiyorsan zikri müdama geçeceksin. Efendim yukarıda riyazet ve mücadeleye devam edeceksin. Bir tabibi ilahi bulacaksın. Efendim ruhunu hakka teslim edip efendim bir şekilde efendim hakkın vazifeli memur olan mürşide teslim olacaksın. Yani. Tevhidi sık ile okursa bir kul sık ve sadakatle efendim Allah'ı çok çok zikrederse, zikri müdama ererse kalpten gayb alemine açılır bir yol. O zaman efendim burada yani Bekir Sıkkı Hazretleri'nde bir divan var. Cenab-ı Hakk'ı sevmenin yedi nişanı vardır dedi ehli lika. Len tenallul birra tunfiku dedi huda. Biri oldur sevdiğin hak için eder feda. Sevdiğinden geçmeyince bulunmaz bab-ı rıza. O divan devamında efendim diyor ki kalpten açılır bir yol. Yani zikri müdama geçersen hem görürsün peygamberleri hem görürsün evliyayı hem görürsün kamilleri falan gibi böyle divan devam ediyor hatırladığım kadarıyla. Eğer sen tevhid-i sıdk ile okur isen şartlarına uyar bu riyazet ve tarikat tasavvufun şartlarına müdavimet edersen o zaman efendim kalpten gayb alemine bir yol açılır. Yani hani efendim diyor ya zikir dilden kalbe indiği zaman efendim o kişinin rüya gözleri açılır. Yani kalpten gayb alemine artık rüya alemini, berzah alemini görmeye başlarsın. Bazı olayları efendim yaşamaya başlarsın. Ve efendim onun zikrin dilden kalbe indiğin işareti neydi? Efendim kendi ilim meclislerinde görür, zikir meclislerinde görür. Evliyaullah'la görüşmeye başlar. Efendim gayb aleminden bir yol açılır. Yani rüya gözlerin açılır diyor. Tevhidi çok okursan, sıdk ile okursan. Ruh gözüne görünür koca bir sahra. Hak tecelli eyleyince olursun sen ifna. Demek ki efendim zikir dilden kalbe indiğinde efendim bir şekilde tevhidi çok çok okuyarak sıdk ve sadakatle bu yola devam ederken efendim gayb alemine bir yol açılır. Ondan sonra efendim ne olur? Ruh gözüne görünür koca bir sahra. Yani zikir dilden kalbe, kalpten de ruha indiğinde efendim onun işareti neydi? Kişinin gözyaşı dökmesiydi yani. Efendim o ruhun beşer uzuvalarının, azalarının bir şekilde zikir ettiğinin işaretiydi. Ve ruh zikir dilden kalbe, kalpten de ruha indikten sonra hak tecelli eylemeye başlar ki efendim o da efendim dördüncü zikirdir dedi İpek efendim. O da müşahede zikridir ki efendim kalbi nazargahı ilahi olmuş efendim o Allah dostunun efendim bir şekilde efendim o koca sahraya Tur Dağı'ndaki Tih Sahrası'ndaki Tur Dağı'na tecelli olmaya başlar. Önce efendim koca bir sahra açılır Tur Dağı'na efendim tecelli ediyor Tur Dağı'na. Ruhum Muhammed oldu mu Nuri Kavbe Kavsen denilen yer nerededir hani bizim öyle bir divan var. Efendim bir şekilde tecelli olur. Efendim ve sen de varlığından yok olursun, ifna olursun. Cem makamı Cem, Cemül Cem, Hazreti Cem bu makamları tadarsın. Fena fillah, beka billah makamlarından nasibin olur ve yok olursun, ifna olursun. Yani. İşi ihmal etme ey birader derbeder. Nefse uyan doğru yolu kaybeder. Ud'uni istecip lekum dedi eyleme keder. Bir canım olsa vallahi bin canım, bir canım değil, bin canım olsa, onu da zaten, bin canım olsa vallahi ederim hakka feda. Yani bu iş ihmale efendim gelmez. En azından ruhu Allah'a kavuşturana kadar, vuslat ehli olana kadar, yani İpek Efendim'in dediği ben yani tecelli alana kadar, yani öyle 102 tane 50'şer santimlik gün yatağım vardı diyor. Güzel de hani evlenmiş tabii. Gelin çeyizi, pijamalarım da vardı. Bir kere giyip içine girdiğimi bilmem diyor yani.
İşin başında böyle rampaya doğru, yokuşa doğru şey yük taşıyorsun veya efendim arabayı yukarı doğru itiyorsun. Tepeye getirene kadar durma yok. Yani öyle gevşetti mi emeklerin boşa gider yani. Hiç, yani o tecelli alana kadar, ruh Allah'a kavuşturana kadar, vusledene kadar efendim yeme, içme, yatma, uyuma yok. Gülleti tuham, gülleti kelam, zikri mütam, uzet anil, anil enam, yani bunları riayet edeceksin. Az ye, az konuş, az uyu, çok zikret, halktan uzet et. Efendim avamın içine girme manasını yoksa sohbete devam edeceksin. Efendim ve efendim Allah'ı çok çok zikredeceksin ki efendim bir şekilde efendim bu halleri yaşayabilesin, bu tecelliyi alabilesin yani. Efendim öyle bize fakire öyle tecelli olduğunda onu da seyrediyor mübarek basireti açık. Bu onu anlatırken bu da her şeyin işi değildir dedi yani. İşte o da efendim müşahade zikredir ki Allah efendim o hali nasip etsin. Dolayısıyla işi ihmal etmeyi birader derbeder. Yani bu iş ihmale gelmez. Yani iş vuslat edene kadar azim bir çaba gerekir. Ondan sonra da yat uyu demek manası değil. Ondan sonra da tabii biraz daha bekabillah'ta artık insanlarla ilgilenmek yani. Biraz o fenafillah halleri yani biraz tike kısılır. Efendim öyle artık dünyaya ayak tekrar sülûğun ayağını basar dünyaya o kişi irşat ehli ise vazife verilmişse artık onun işi tesbih insanlara hizmet etmek kullarını irşat etmek maksadım benim diyor ya pek efendim sofiler hakikatte zat görsün beni kullarını irşat etmek maksadım benim onu artık işi gücü irşattır yani dolayısıyla efendim o hali alana kadar yani gevşeme şey yok. Ondan sonra efendim işi ihmal etme ey birader derbeder. Nefse uyan doğru yolu kaybeder. Yani o efendim o doğru bir yoldayken bir say ve gayret içindeyken efendim hani bizim bir böyle bir anka kuşuyla kuşların yolculuğu metaforumuz vardı ya. Efendim yani o yolculuğa giderken anka kuşu önde böyle gözünüzü açmayın. Ben açın demeden yani hep kanat çırpacaksınız falan nasihat ediyor falan. Efendim onlar yola başlıyorlar giderken birisi bakıyor serçeydi kumluydu falan. nefsi uyan, dünyaya meyleden, efendim karnı acıkan, susayan, efendim iştiya başka efendim arzulara uyanlar ne yaptılar? Doğru yolu kaybettiler. Anka kuşu girdi. Tamam buraya kadar gözünüzü açın tamam falan dedi. Baktı arkada kimse yok. Anlatabildim mi yani? Ne diyor? Ne bu işte? Nefsi uyan doğru yolu kaybetti. Nefsine uydun mu? Yolda efendim ne diyor? Peygamber yolunda çırpalım kanat diyor yani. Kanat çırpacağım. Ta usta dedene kadar yani. Efendim gönderip üstüne bol bol salavat çıkalım miraca yol bu değil miraca çıkana kadar ruh Allah'a kavuşturana kadar efendim devamlı bir gayret gerekiyor yani evet. Nefse uyan doğru yolu ud'un istecib lekum dedi eyleme keder. Yani eğer burada nefsine uyduysan hani biraz yolda kaldıysan efendim bazı şeyleri kaçırdıysan kederlenme. Cenab-ı Hak diyor ud'un istecib siz bana dua edin. Ben sizin duanızı kabul edeyim diyor. Tekrar tövbe istiğfar et, nedamet et. Efendim keder eyleme. Nedamet et. Tekrar o hali yakalamak için gayrete gir. Yani nereden başlarsan, zarar neresinden dönersen kar odur manasını. Efendim. Bin canım olsa vallahi ederim hakka feda diyor. Yani bu yolda demek ki efendim canım canımla tramp ediyor diye pek efendim. Allah'a vuslat etmek için efendim bin canım olsa hepsini de feda ederim. Çünkü bu yolda feda can etmeden efendim nefse uyarsan, işi ihmal edersen, efendim doğru yolu kaybedersen yolda kalırsın. Bunları yani ben canımı bile feda ederim. Ben böyle şeyleri yapmam yani. İşi ihmal etme, birader derbeder. Nefse uyan doğru yolu. Nefsine uyma yani. Allah'ın emrine itaat et. Mürşidin sözlerini dinle.
Efendim Allah'a dua et. Ya Rabbi, ya Rabbi sana gelen yolu bana aç diye dua et. Ki yani ben yani bunları yapmak bir kenara, yani yani bu Allah'a vuslat için canım da olsa feda ederim manasını efendim böyle halini arz ediyor. Gece gündüz ah ederim duymazlar sesim. Candan naşidir kıymetli bu ten kafesim. Mücahit Allah de zayi olmaz hiçbir nefesin. Allah diyenlerin muradını vermez meydan. Yani diyor ya, suret denen var benim. Sirettedir madenim. Kaf Dağı'nın ankasıyam, sırrın aşinasıyam. Adı oldu insan bana diyor. Yani benim hani bu ten kafesim benim bu hocam. Fatih Efendi burada oturuyor değil mi? Onun eti kemiği efendim dişi tırnağı zahil olacak. Yani bak siyah saçları nasıl, sakalı nasıl beyazladığı gibi bir gün bu ten efendim bu toprakta haşır neşir harban olacak. Efendim toprak toprağa, hava havaya, efendim su suya, ateş ateşe karışacak. Ama evlan kıymetini de candan dolayı, yani nefaktu fihi min ruhidan dolayı, Allah'ın ondaki olan tecellisi o ebedi baki kalacak. O veledi kalp dediğimiz sır efendim ölmez. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. O yüzden ruhla nefsin izdivacı birleşmesinden doğan o letaif, cennete gidecek olan, cemal görecek olan, ikramı uğrayacak olan odur yani. Öbürleri hayvan gelir, hayvan gider. Hayvan suretindeyse hayvan gibi haşr olacak Allah korusun. Ondan sonra o bir orada efendim efendim o hayvanlar da hesaplarını gördükten sonra toprak olacaklar. Toprak olmayıp da muazzeb olacaklar da ya leyteni küntü turaba diyecek. Keşke biz de onlar gibi toprak olsaydık diyecekler. Ki bu azabı önümüzdeki müstakbel azapları tatmasaydık diyecekler. Yani yokluk bile onlar için bir kurtuluş olacak o günde. Dolayısıyla yani benim bu efendim ten kafesimin şu andaki bana edilen hürmet veya tazim veya kıymet candan naşidir. Yani onun bana olan nefhası, nefaktu fihi min ruhi sırrıyla onun bendeki tecellisi, kudretinin, ilminin, Esma-ül Hüsna ve Sıfat-ül Yasin'in tecellisi iledir yani. Diyor, nefaktu fihi min ruhi sırrı tecellisiyledir ki o tecelliyle bütün melekler Adem'e secde etmiştir. Yani o tecellinin sırrıyla. Dolayısıyla candan naşidir kıymetli bu ten kafesim. Halbuki gece gündüz ah ederim duymazlar sesim. Yani ben bir şekilde hani aşıkı sadıklara nida ediyoruz. Gelin siz de bu yolu bulun. Hani ben hani efendim davetim var sadıklara, aşıklara, Burhan benim falan dediği gibi. Yani bütün ehlullah efendim yani layık olanlara nida etmiş, olmayanlara da çağrısını ketme etmiş, yani kendisini göstermemiş ama yani vazifesini yerine getirmiş. İnsanları daha iyi. Ben gece gündüz bak uğraşıyoruz yani, şimdi internetten sesleniyoruz, zikirden sesleniyoruz, kuzuluktan sesleniyoruz, bir oradanca bir buradan bütün dünyaya biz avazımız yettiği kadar gayret ediyoruz bu yolu sevdirmek için, Allah'a giden yolu açık tutabilmek, insanlara bu yolu efendim öğretebilmek için niyaz, işte avazımız bu kadar çıkıyor, gücümüz buna yetiyor, bunları yapıyoruz yani. Evet, candan naşidir kıymetli bu ten kafesim. Yani can o tecelliden doğrudur bu ten kafesi, bu an kıymetlidir. Yoksa efendim ırcı emri geldiğinde ya eyyetühen nefsül mutmainne ırcı'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Yani ey mutmain olan nefis, sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olarak efendim cennetime gir diyecek Cenab-ı Hak. Fadhuli fi ibadi ve dhuli cenneti, iyi kullarım içine gir, cennetime gir diyecek Cenab-ı Hak. Yani o zaman can bu emre muhatap olduğu zaman Allah'ına kavuşacak. Bedende efendim bu arzda kalacak yani. Ve ondan sonra da mücahit Allah da zayi olmaz hiçbir nefesin. İpek efendim bir gün bir ayet-i celle söyledim mealen. Dedi ki Allah Celle Celaluhu müminlerin efendim yaptığı iyilikleri zayi etmez manasına bir ayetti ki o ayette telmih var. Mücahit Allah de zayi olmaz hiçbir nefesin. Yani
her nefeste Allah'ı zikret. Allah'la zikrettiğin hiçbir nefes kaybolmaz, zayi olmaz. Efendim, yeter ki sen efendim Allah'ın emrine itaat et, nehyinden kaç. Efendim Allah'ı zikret ve zikri müdame er. Efendim böyle olanların, Allah diyenlerin muradını vermez müda. Yani maksadımız, muradımız illa rızan ve nur-u cemalini görmek isteriz ya Hazreti Allah. Aşkını gönlümüzden, zikrimizden kesme ya Hazreti Allah, şefa senden ya Resulallah. Yani böyle, yani bu, bizim yani dervişanın muradı budur. Dolayısıyla sen bu hal üzere olursan, gece gün efendim, gece gündüz Allah'ı zikredersen, efendim o tecelliyi alıp da nefahtu fihi min ruhi sırrına erersen, efendim her nefeste Allah'ın ismini zikredersen, Allah diyenlerin muradını vermez mi Allah? Yani muradını elbette ki verecektir. Yani elbette ki efendim seyri sürününü tamamlayıp Allah'a ruhunu kavuşturacaksın ve Cenab-ı Hakk'ın fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti sırrına efendim kavuşacaksın diyor Allah alem. Ve ahir davahum elhamdülillah rabbil alemin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mürselin ve elhamdülillah rabbil alemin. إلى روح الشرف النبي واله واصحابه واتباعه ومشان الكرام صاحب مقام پیرمز حسن حسن اشاق حضرتن روح için صاحب divan İbrahim Pek Efendi ruhu için geçmiş Allah Hazretlerimizin ruhu için Allah rızası için El Fatiha tamam. Evet efendim, biz zikirlerimizin programından sonuna geldik. İlerleyen saatlerde Aşıkların Zikir Sofrası ile tekrardan görüşmek üzere. Allah